Efendim? Ha, asayiş Berkemal mi diye sormak için aramıştım. Biz de birazdan yola çıkıyoruz oraya gelmek için. Berkemal, Berkemal. Gece sorunsuz geçti. Fransız oteli terk etti. Büyük ihtimalle ülkesine dönüyor. Tamam. Peki sen ne yapıyorsun? Otelin etrafındayım. Keşif yapıyorum. Tamam. Anlaşıldı Hakkı dayı. Görüşürüz birkaç saate kadar. Saat 10-10 var. Derse geç kalacağız. Tamam. Kalmayız. Merak etme. Bir istihbaratçı zamanlamayı daima iyi planlamalı değil mi? Eğitimleri hatırla. Hemen her şeyi planladığımı merak etme. Çıkar yetişiriz şimdi. Geç kalmayız. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Lavabodan dönmemi bekleyemedin mi? Ne için? Hesabı istedin. Dönüşümü bekleyemedin mi? Saçmalama, ben öderim. Olmaz, ben davet ettim. Rica ediyorum Elif, ben öderim. Bir dahaki sefere ben ödeyeceğim ama. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. İşlem onaylanmadı. Nasıl? Bir daha denesek? Tabii. Buyurun. Maalesef yine onaylanmadı. Rica etsem bir daha deneyebilir miyiz? Belli ki problem var. Nakit deneyelim isterseniz. Deneyelim de 50 lira eksik kalıyor. 56 lira. Başlı hariç 56 lira. Kimliğimi bıraksam? Belki hanımefendi de vardır, o tamamlar. Beyefendi bakın, inanın zor durumda bırakıyorsunuz beni. Şu kimliği alın. Ben bugün bırakacağım, söz. Beyefendi, müessesemiz gereği bunu yapamıyoruz. Kusura bakmayın. Beni zor durumda bırakıyorsunuz. Beyefendi, biraz yardımcı olun ya. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama yapabileceğim bir şey değil istediğiniz. Ama ne inattır yani, ayıptır ya. Beyefendi, asıl sizin yaptığınız ayıp. Beni zor durumda bırakıyorsunuz. Madem o kadar paranız yoktu, o kadar yemeyecektiniz. Ne yapabilirim? Barış? Ne oldu? Yok bir şey ya. Karttan alamadılar da post cihazında sorun var sanırım. Bende nakit var, öderim. Ya. Var, benim nakitim var. Var var. Hadi gidelim biz.
Buyurun beyefendi. Teşekkürler. Baban her zaman yanında oğlum. Aslanım benim. Babanın izinden gidiyorsun ha. Seninle gurur duyuyorum.